Bizim harcımız bu milleti bir arada tutan harçtır. Bu harçta farklılıkları reddetmeyen ama milli birlikten de taviz vermeyen, manevi değerlere sıkı sıkıya sahip çıkarken dini siyaset malzemesi yapmayan, atasının emanetini korumak için her şeyini feda etmeye hazır olanların mayası var. Dostlarım, Türk milleti büyük bir dünya savaşının ardından Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Alevisiyle, Sünnisiyle, tüm yokluklara rağmen imanıyla, cesaretiyle, adanmışlığıyla ve vatan aşkıyla dünyaya kafa tutan, eşine az rastlanır bir millettir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu değerleri de işte bu temellerin üstünde yükselmektedir. Bu vesileyle bu semalarda ezanların yankılanmasını sağlayan, bu memleketi kim bilir hangi milletlerin postalı altında ezilmekten, bu şerefli milleti kim bilir kimlerin esiri olmaktan kurtaran, cumhuriyeti kuran, memlekete demokrasiyi getiren, böyle güzel iftarlar yapmamıza imkan veren, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bugün hakkın rahmetine kavuşan cumhuriyetimizin kurucu önderlerine, bu millet için, bu vatan için, al bayrağımız için canını veren şehitlerimize, gazilerimize minnet ve şükranlarımı bir kere daha buradan sunmak istiyorum. Ramazan ayında her türlü fitneyi, fesadı, ayrımcılığı, dedikoduyu, bizi birbirimize düşürme çabalarını elinin tersiyle iten, Ramazan'ı bu ayın kutsallığına uygun olarak birlik, beraberlik ve huzur içinde idrak etmek isteyen esnaflarımıza, bugün esnaflarımızla bugün birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Sözlerime son verirken, böyle güzel Ramazan sofralarında birlik, beraberlik içinde tekrar buluşmak dileğiyle mübarek Ramazan ayının hepimize hayırlı olmasını temenni ediyor. Yaklaşan Kadir gecenizi ve Ramazan bayramınızı kutluyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum.